Nerede kaldılar ben böyle videolardan sonra şüpheci falan iftira hakaret falan diye kapıya gelirdiler be zile basma buyur karakola geçmişte kaldı unut. Bu hakaret idi. Biz sürekli hakaret ediyoruz. Şikayette bulunamıyor. Şahidi yok. Fakat bu hakaret etti. Ordu kadar şahidimiz var. Buyur ifadeye. Bana o dedi. Bütün mahalleyi kürekle dolaşıp hayvan katledi. Bebek öldürmekten beter. Etrafını sardık. Linç ediyoruz. Bir tane vurdu yere. Yarım saatte MR kafatası çatla. Sene sonra mahkemede değneklerle. Bu topluma tehlikeli. Seni hakime savcıya vereceğim. Evden attıracağım. Sen benimsin benim. Ağzına vereceğim, kemiklerini kıracağım. Köpekli göndereceğim eğer bunun uzadığına. Gece de göndereceğim, gündüz de hiç fark etmez hangi saat hayvan gezdiriyor. Sen videoya çekiyorsun, suçlusun. O yüzden iki tane maganda gönderiyoruz. Fare kadar köpekle yanında sustalıyla saldırsınlar. Çünkü sen belki sustalıyı elinden alıp ona sokarsın be. Onun kalıbı belli, senin kalıbın belli. İki tane gönderiyorsa o yüzden. Biri yumruklarla dövüşecek, diğeri sustalla sokmaya çalışacak. Sense hem videolarını çekeceksin, hem kendini savunacaksın. Sonra kameranı düşürünce bahçeye yukarıdan kızacaksın. Bir tane böyle vuracaksın, kendini yerde bulacak. Ötekisi de olduğu kancık gibi tabanları yağlayacak. Seni gaza getireceğiz. Bir hareket yapacaksın. Sonra biz gaza gelmişik gibi çık lan dışarı diyeceksin. Tamam diyeceğim. Bekle. Bahçeye çıkıyorum. Daha bahçeye çıkmadan merdivenlerdeyken bıçakla koşarak gelecek. Ensesine bir tekme yiyecek. Yere. Sonra düşürdüğü bıçağı kapmaya çalışacak. Ben de demir alacağım. Polise telefon edecek. Hanımla konuşuyorum diye. Geçen günkü ufak köpekli pembe saçlı evin önüne. Senin konuşmanı böyle bozacağız. Sonra polis gelecek. Şahidim var tabii. El sıkışın bitsin diyecek. nöbetteydi değil mi? O Vika kraliçesi. Ana.
namıza küfretti. Her gün her gün bok döşeyen evinin etrafına anamıza küfretti. Anamıza bradımız olsun. Emin olun böyle asıl oldular. Her bastırdıkları yerde. Nöbetçiler. Hatta birisi böyle burnumu uzatır uzatmaz. Parka. Benimle uğraşma. Nöbetten geliyorum zaten. Anam avradım olsun. Bakalım belediye, eski belediye başkanı hayvan kestirmeyin dediği parktan, devasa parktan. Nereye gitti? Tabii ki park kapıya. Yeni mekan da açıldı orada yani. Kuaför kapandı. Onlarla görüşüyor gibi. Belediye başkanı buraya hayvanları sokmayın. Kirletiyorsunuz Allah muhafaza çocuklar dedi. Bu ufacık fare kadar köpek ve onun boku zarar vermez. Asıl böyle genetiğiyle oynanmış şeyler zararlı, pislikli. Bir kurtun pisliği bu kadar tehlikeli değildir. Ne kadar mutantsa pisliği o kadar zararlı, bunu bilmiş olun. Hepsinin kendine özel ürettiği hastalıklar var. Evet, bunu araştırmalara dayanarak söylüyorum. Biz illaki parka geleceğiz. Ne zaman birçok videoda olduğu gibi konuşma yaparken penceredeyken görsün de. Görsün çünkü belediye başkanı konuşma yapmıştı buraya hayvanları sokmayın diye. Tasmasını takmışlar, hürriyetini kaybetmiş. O kadar belli ki bazılarının bu şunun hallettiğini. Çünkü o tasmasından kurtulmuş, hürriyetine kavuşmuş hayvanı kaç kez buraya gaza getirmeye geldiğinde, ben gelirken eve pencereden, penceremiz açık ve asılıyoruz. Dışarı ne olur ne olmaz şahidiz kamerayla. Evet, bir çay hazırlıyorduk be. Balkona çıkacağım hesap edildi. Çünkü her zamanki kurdukları senaryoya göre bu baskıları yener. Onu görünce dışarı çıkar be. Özellikle belediye başkanı konuşma yapmışsa buraya hayvanları sokmayın. İnatla geliyorsalar sırf besbelli baskı için, sen çıkarsın ve bir şeyler söylersin. Şahitler de etrafta. Hakaret havası. Kadının beyanı esastır. Alo polis. Her seferin kaç videoda var be buraya. Pencereye çıkar çıkmaz. Çıkar çıkmaz değil, biraz konuştuktan sonra nöbetteymiş gibi. Kaç videoda var. Düğmeye basan belli oluyor. Çünkü duyuluyor. Biz de duyuyoruz. Şimdi balkona çıktı, karşıdan gördüler, geldi. Argümanı bile tutmaz. Nereden düğmeye basılıyor belli.